3 katlı binanın kontrollü yıkılması için defalarca uyarı yapılmasına rağmen hala yıkılmadı. 6 Şubat depreminden sonra daha çok hasar alan binanın yıkımı için herkes sorumluluğu birbirine atıyor. Ceylanpınar'da Seydo Atilla Mahallesi 134. Sokak No 37'de bulunan 3 katlı metruk bina Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 3 Mart 2023 tarihli afet önlemleri acil yıkılacak bina yazısına rağmen yaklaşık 1,5 yıldır bir türlü yıkımı gerçekleşmedi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremin ardından söz konusu bina için aynı müdürlük tarafından Şanlıurfa Valiliğine, oradan da Ceylanpınar Kaymakamlığına gönderdiği yıkım yazısında can ve çevre güvenliği büyük risk görüşen ve acil yıktırılacak ağır hasarlı ibaresine rağmen 3 katlı binanın yıkımı aradan geçen bu kadar zamana rağmen bir türlü gerçekleşmedi. İddiaya göre kaymakamlığın belediyeye yıkım için gerekli talimatı vermesine rağmen belediyenin söz konusu binanın yıkımı için gerekli makine ve donanıma sahip olmadığı için yıkamadığı belirtildi. 6 Şubat depreminin ardından söz konusu bina için ağır hasarlı ve acil yıkılması gerektiği raporunun ardından bina sakinlerinden 2 aileye deprem konutu olarak Ceylanpınar'da yeni yapılacak TOKİ'de 2 ev için isimlerinin çıktığı da öğrenildi. İddiaya göre bina sahiplerinin binayı kendi imkanlarıyla yıkmak için kaymakamlığa başvuru yaptıkları ancak kaymakamlığın risk oluşabileceği gerekçesiyle reddettiği ve binanın yıkımı için yüklenici firmaya ihale edilmesi gerektiği ancak aradan geçen bu kadar süreye rağmen bir türlü gerçekleştirilmediği belirtildi. Mahalle ve sokak sakinlerinin haklı olarak sorusu şu: depremden 3 ay önce ve sonra can ve çevre için büyük risk oluşturan ve ilgili kurumların raporlarına rağmen bu 3 katlı binanın yıkımı için tam olarak ne bekleniyor? Kendi kendine yıkılıp başkalarının can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmesi mi gerekiyor? Can güvenliği açısından büyük risk oluşturan söz konusu binanın yıkılması için ilgili ve yetkili kurumların bir an önce hareket etmesini bekliyoruz.